Şimdi Malatya Türkiye siyasetinde çok şey değiştirecek. Ben siz devletine ve milletine olan inancını tekrardan nasıl düzeltebiliriz? Ekonomi aşırı zamları, tekelleşmeyi nasıl önleyebiliriz? Onun gayreti içerisinde ve bilinci. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül'ün önderliğinde girdiğimiz bu kutlu yolda öncelik vatan dedik, bayrak dedik, millet dedik ve bu yola baş koyduk. Bizler Türkiye Değişim Partisi ailesi olarak, evet Türkiye Değişim Partisi ailesi diyorum. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Türkiye Değişim Partisi gerçek, şeffaf ve dürüst bir siyaset anlayışıyla çalışmaktadır. Birilerine rant kapısı açmak için değil, rant kapılarını kapatmak için buradayız. İnsanlarımızı sefalete, açlığa sürüklemek için değil, sefaletten kurtarmak için buradayız. Türkiye Değişim Partisi, samimiyetin, dostluğun, doğruluğun olduğu, ayrıştırmaların yaşandığı değil, birleştirmelerin olduğu bir partidir. Ülkemizde adamı olanın değil, doğru olanın, haklı olanın yanında olacak bir partiyiz. Türkiye Değişim Partisi, birleştirici gücüyle Türkiye'nin harcıdır, çimentosudur. Türkiye Değişim kadroları, gençlere verdiği değeri gençlerin önünü tıkamaktan ziyade geleceğin gençleriyle hareket ederek projelerle önünü açmayı hedeflemektedir. Din, dil, kültür, örf, mezhep ayrımı gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese hizmet için buradayız. Şu anda Türkiye'de yürütülen siyaseti çok iyi bilmekteyiz. Yapılan haksızlıkları çok iyi biliyoruz. Birilerin kesesi dolsun diye haksızlığa ve zulme uğrayan bir sürü vatandaşımızın olduğunu da biliyoruz. Fakat bizim mevzumuz bunlar değil. Mevcut iktidarın 20 yılda ülkeyi getirdiği durum ortada. İşsizlik, enflasyon, yanlış politikalar, adam kayırmalar, liyakatsiz insanların göreve getirilmesi, aşırı zamlar ve güven problemi. Biz elimizi değil, yüreğimizi, bedenimizi koyduk. Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Sarıgül'ün bizlere talimatı önce birlik ve beraberlik, önce ülke menfaati, önce ülkemizin değerlerine sahip çıkın. Birilerine saldırmak yerine o birilerinin hatalarını ve eksiklerini nasıl çözümler üreteceğiz onu düşünün. Talimatına uygun hareket etmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül ile Genel Sekreter ve Teşkilatlardan sorumlu Sayın Teoman Mutlu Beyefendilerini 6.6.2022 tarihinde MKYK'nın üyelerinin kararıyla göreve başlamış bulunmaktayım. Bu kısa süre içinde il yönetimine il kadın kollarını atamış bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta içerisinde Yeşilyurt ve Battalgazi ilçemizin ilçe başkanlarına görüşmelerimizi bitirdik. Onların da atamasını yapacağız. Bu kısa sürede bunları yaptık. Daha güzel şeyler yapacağız hep beraber inşallah. İlk günden bugüne siz değerli basın mensupları önünde göreve geldiğinden beri bir an olsun beni yalnız bırakmayan, ilk günden beri bana yol arkadaşlığı eden tüm yönetimime, burada hazır bulunan ve bulunmayan yol arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunarım. Malatya kamuoyuna buradan sizlerin aracılığıyla seslenmek istiyorum. Gelin korku imparatorluklarına, din istismarcılarına, mazlum, garibanın ekmeğine göz dikenlere, kendileri lüks ve şatafat içinde yaşayıp halka kombiyi yakmazsan doğalgazın az gelir, buzdolabı çalıştırmazsan elektrik faturan az gelir diyen siyasetçilere karşı beraber mücadele edelim. Bizler Hamit Fendoğlu, yani halk tabiriyle Hamido'nun cesaretini alarak, İsmet Paşa'nın devlet adamlığını örnek alarak Malatyalı Turgut Uzal'ın siyasetiyle bu yola çıktık. Bizleri yalnız bırakmayın. Gelin Malatya'mızın kaderini değiştirelim. Gelin Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Bizi yalnız bırakmayan basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum. Değişim yürek ister sloganımızla konuşmama son verirken Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla daha güvenli yarınlara inşallah. Ali Kara. Evet. Altta yazıyor basın metin altında. Ben size şey buraya ekleyeyim.